İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın mesajı. Ödün vermeden devam eden mücadele. Ermenistan Cumhuriyeti yöneticileri Bakü'de Ermenilere karşı uygulanan katliam kurbanlarını anmak için Dizernagabert anıtını ziyaret etti. Halep roket saldırısına uğradı. Ölü ve yaralılar mevcut. Irak'taki Ballat askeri hava üssü bombalandı. Arsak Cumhuriyeti'nin Van köyü bütün gün kullanacağı suya kavuşuyor. İçten şükranlarımı sunmak isterim. Seçtiklerimiz olan Mandelie La Napul Belediye Başkanı Bay Sebastian Leroy'a, Kan Belediye Başkan Yardımcısı Bay Frank Çıkıl'a, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Polis Gazileri İşleri ve Afet Önleme Delegesi Bay Guy Villalonga'ya, Mandelie La Napul Şehri Danışmanı Bayan Pascal Belnik'e, başkanlarımıza, Ermeni başkanlarına ve Ermeni seçkinlerimize, Birleşmiş Milletler Mandelie La Napul Ulusal Veteran Savaşçıları Birliği'nden eski başkan Bay Claude Artiga'ya, Fransa'nın Ermeni savaşçılar ve direniş gazilerine, Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi Sayın Jean Hazarosyan'a, Fransa'nın Ermeni Savaşçılar ve Direniş Gazileri Başkan Yardımcısı, Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi bizim büyüğümüz Vreş Abrahamyan'a, Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi Bayan Violete Agayan'a, Alp Maritim'in, Var'ın ve Monaco'nun Ermeni Apostolik Kilisesi Dini Konseyi Başkanı Anuş Seropyan'a, misafirlerimize, Yepiskopos Daron Cereccian'a, Yepiskopos Haçatur Boğusyan'a, sevdiklerimize, Başkan Yardımcısı Bayan Christian Şamilyan'a ve hepinize teşekkürler. Ve elbette Mandelie La Napul Ermeni Bölgesi Başkanı Bayan Karolin Ohannesyan'a teşekkürler ki o olmadan hiçbir şey mümkün olamazdı. Böylece Ermeni Noel'ini kutlamak için ikinci kez bir araya geldik. Bu kez Kanla Boka'da Nasralı İsa'nın doğumundan 8 gün sonra ve bu yüzden nimetimizi zamanında aldık. Bu ayin Mandelie La Napul Kent Konseyi, Kan'ın Saint Vincent de Lerne Katolik Topluluk Konseyi, Kan'daki Saint Margaret Kilisesi, Alp Maritim Ermeni Apostolik Topluluk Konseyi ve tabii ki Yepiskopos Haçadur Boğusyan ile işbirliği içinde tüm yurttaşlarımızın son genel kurul sırasında Ermeni cemaatinin yükümlülüklerini yerine getirmeleri talebine bir yanıttır. Sevgili dostlar ve yurttaşlar, 2019 yılı aynı zamanda Batı Ermenistan'da gelecekteki milletvekillerimizi 5 yıllık bir süre için seçecek olan yasama seçimleri yılıydı. Seçilen yetkililerimizi birlikte kutlamayı teklif ediyorum. Jean Hazarosyan, Serge Abrahamyan, Violeta Agayan. Ayrıca eski Ermeni Gazileri ve Destekçileri Derneği'ni Antibas'ta bir ofis kurduğu için tebrik ediyorum. Bu yeni dernek doğrudan Antibas şehrinde yıl boyunca size sunulacak olan projeler uygulamayı planlıyor. Sayın Belediye Başkanı, bayanlar ve baylar, değerli dostlar, 2020 sadece Mandelie La Napul Ermeni bölgesi için değil, aynı zamanda Batı Ermenistan için de önemli bir yıl olacak. 24 Ocak 2020'den itibaren yıl boyunca Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı ve Sevr'de onaylanan Uluslararası Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutlayacağız. Bu yüzden halkımızın beklentilerini karşılamak için daha iyi örgütlenmemizi ve son olarak daha iyi bir anlayışa sahip olmamızı sağlayacak haklarımızın gerçekleşme aşamasına başlanarak diriliş anları yaşayacağız. Öncelikle yıllık yemeğimizi 4 Nisan'da Morris Miller bölgesinde organize etmeye hazırlanıyoruz. Biletler Bayan Başkan'dan alınabilir. Masanızı önceden ayırtmakta gecikmeyin. Sınırlıdır. Sonra 24 Nisan'da bizim için özellikle önemli olan Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarına adanan anma olacak. Geçen yıl Mandelio'daki Haçkar'ın 10. yıl dönümünde bir plaka yerleştirdiğimizi hatırlatırım. 18 Nisan'dan 23 Nisan'a kadar San Remo şehri, San Remo Konferansı'nın 100. yıl dönümünü kutlayacak. San Remo Konferansı nihayetinde Sevr Antlaşması imzalanmıştı. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı ve Sevr Uluslararası Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Kasım ayında düzenlenecek olan ve bize tarihi konferanslar ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmemize olanak sağlayacak olan Ermeni Haftası'na izin veren Mandelie La Napul Şehir Projesi'nden de bahsetmek isterim.
Gördüğünüz gibi bizi çok yoğun bir yıl beklemektedir. Yaşasın yeni yıl, yaşasın Fransa, yaşasın Batı Ermenistan. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Batı Ermenistan, Batı Ermenistan vatandaşı ve büyük bir yurtsever baba olan Nazaret Sırmakeşyan sonsuzluğa uğurlandı. O hiçbir zaman Batı Ermenistan ruhundan ve özgürlük idealinden vazgeçmedi. Bütün yaşamı boyunca kararlılığı ve düşünceleri bizlere ve yeni nesillere sürekli ışık tutacak. Ödün vermeden devam ettirdiği mücadelesi sekteye uğramadan biz Batı Ermenistan yurtseverleri tarafından devam ettirileceğine tarih önünde söz veriyoruz. Batı Ermenistan, otokton Ermeni kültürünün ve benliğinin biz haylara ulaşmasındaki katkılarını saygıyla anıp, öneminin bilincinde bizden sonraki hay nesillere aktaracağımızın gururunu yaşıyoruz. Fideki Ermenilere karşı işlenen soykırımın 30. yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, tüm Ermeniler Patriği II. Garagin, Ulusal Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan ve diğer üst düzey yetkililer kurbanların anısına saygıda bulunmak için Dizdernagaper adlı anıt kompleksini ziyaret ettiler. Armen Press'in aktardığına göre devlet yetkilileri kurbanların anısına çelenk koydu. 30 yıl önce 1990'da 13-19 Ocak arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de on binlerce Ermeni tecavüze, şiddete ve katliama maruz kaldı ve zorla sınır dışı edildi. Ermenilerin birçoğu canlı canlı yakıldı. Ermenilere yönelik 6 gün devam eden zulümden sonra şehirdeki yaklaşık 250 bin Ermeni boşaltıldı. Eylemler Azerbaycan Halk Cephesi tarafından organize edildi ve yetkililer tarafından desteklendi. Bakü ve Sumgayit'te Ermenilere yönelik katliam eylemleri Azerbaycan makamları tarafından organize edildi ya da en azından Azerbaycan makamlarının izniyle gerçekleştirildi. Arevelk Ayem'in aktardığına göre Suriye'nin Halep şehrinin batı bölgeleri 12 Ocak'ta o terörist gruplar tarafından saldırıya uğradı. İnternet sitesine göre Ermeni bölgeleri bombalanmadı, durum orada sakin. Suriye'nin resmi sana haber ajansına göre Halep'te 3 kişi öldü ve 3 kişi de ağır yaralandı. Interfax.ru ajansının aktardığına göre Irak'taki durumu izleyen Arap medyası ve sosyal ağların kullanıcıları Irak'taki Ballat Hava Üssü bölgesinin cumartesi akşamı bombalandığını yazdı. Bazı haberlere göre kimliği belirsiz güçler Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki terörizme karşı koalisyonun bulunduğu Irak başkentinden yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan hava üssüne 3 roket attı. Bombardıman hakkında hiçbir resmi bilgi alınmadı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Vank yöresi başkanı Andrei Sarkisyan Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Vank köyüne yakın Haçen Nehri yakınında 102 metre derinlikte yeni bir artezyen kuyusu kazıldığını açıkladı. Ona göre kuyu suyu içmek için uygundur. Devlet bütçe fonlarıyla birkaç gün içinde tamamlanacak olan bölgedeki inşaat çalışmaları halen devam etmektedir. Sarkisyan, çalışmaların sonunda yeni kuyu açılacak ve yöreye tamamen içme suyu sağlanacak. Vank'ta yenileştirilmiş bir su tedarik ağı var ancak köyde sulama suyu yoktur. Şu anda sakinlere günde 1 saat su verilmektedir ve yeni kuyunun işletilmesi sonucunda köyün 24 saat su temini sağlanacaktır, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk grubu tarafından seslendirilen Van Vaspuragan yöresi halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.